Sayın izleyiciler, Adıyaman Besn ilçesine bağlı Çaykaya Köyü muhtarımız Aydın Özel ile köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Muhtarımız, yeni dönem seçilen muhtarlarımızdan öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz muhtarım. Daha önceki muhtarımız Eşref'ti değil mi efendim? Evet. Eşref abimizle de röportaj yapmıştık. Bizi de hatta misafir etmişti. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Hizmet bayrağı şimdi Aydın kardeşimiz almış değil mi efendim? Evet. Daha yükseklere taşımak birinci hedefi. İnşallah. Muhtarım, köyünüze gelirken bir köprünüz var. Aman Allah'ım, yani kazaya davetiye çıkarıyorsun. Doğru. Yani yamuk yapılmış, hem de çok da iki araç kesinlikle sığmaz arkadaşlar. Yani bir araç mutlak bekleyecek. Bir de onun için yolun virajları gelmiş. Virajlı var. Bir de dar arkadaşlar. Çok dar yol. Yani bu hangi çağda yaşıyoruz? Yani bu kadar dar yol mu olur? Köy yolu arkadaş. Kaç hane var? Nüfus ne kadar muhtarım burada? Burada nüfus 200 seçmen 270, nüfus 500 var. 500 vardı. Evet. Orta ölçekli bir köy sayın izleyiciler. Göç çok, evet. Göç. Göç mü çok? Tabii dışarıya gençlere... En çok Antep'e, Gaziantep'e değil doğru. mi? En çok en yakın çok. Çünkü Gaziantep arkadaşlar. Gençlere Antep'e gidiyor. Evet. Efendim bir de sokak, köy içi sokakların yarısı yapılmış galiba park arkadaşım, yarısı duruyor. Doğru mu efendim? Doğrudur. Bu içme suyu şey yapıldı, onu yapmayı düşünüyoruz. İçme suyu? Şebekesi. Yenilendi mi onu tabii? Yok, yenilenecek. Yenilenecek. Asbest borularında. Tabii eski boru. Evet arkadaşlar, hep asbest hep borular kanserojen madde içeriyor. Hı. İnsanlar işte kanser oluyor. Hep bakıyoruz son zamanlarda her 100 kişiden ölenlerin %85'i kanserden ölmüş. Onun için biz mutlaka bu asbest borular yenilenmeli diyoruz. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Taziye evimiz var mı muhtarım? Taziye evine tarlamızda yer verdik. 500 metrekare yakın yeni. Sen kendin mi verdin? Evet. Babam Adana tapu ama gittik böldük verdik. Verdiniz. Sizlerce verdik. Şimdi orada yapılmasını bekliyorum. Evet. Allah razı olsun evet. İşte bak arkadaşlar. Yani bu dünyaya geldik mutlak göçüp gideceğiz. Evet. Baban rahmetli evet. oldu değil mi efendim? Onun yerine. Yok babam sağ. Sağ mı o? Baban da mı muhtarlık yapmış? Yok amcam yapmış. Amcan yapmış. Ya, evet. Amcası yapmış. Evet. Allah uzun ömür versin. Arkadaşlar yani burada yapmış olduğumuz hayır hasenet olduğu zaman amel kapımız ne oluyor? Açık oluyor. Çünkü kamu yararına, insanların yararına bir hizmet yapılıyor. Orada şimdi mevlütler yapılacak, Kur'an okunacak değil mi efendim? Doğru. Yemekler verilecek. İşte Allah keşinden versin. Göçüp gittiği zaman da amel kapısı açık olacak. Çocuklar oynayacak ki basketbol, voleybol, futbol sahası var mı efendim? Yok burada öyle bir şey yok. Çocuk parkı? Çocuk parkı sadece okulda var. Okulda var. Evet. Okulumuz açık değil mi efendim? Kaç öğrenci var? Okul açık, öğrenci sayısını bilmiyorum da okul açık. Evet, il merkezine, üç öğretmenimiz var. Var evet, il merkezine yaklaşık kaç kilometre efendim? İl merkezine 44, orada 15, burada 59. 15 kilometre ilçeye değil mi? İlçeye 15 kilometre. Evet, ilçeye 15 kilometre. Evet. Arkadaşlar fazla da uzak değil. Ancak biz mutlaka biz yolu genişletilmesini evet, istiyoruz. Yolun genişlemesi. İçme suyu şebekesi acil yenilenmeli. Eksik kalan park arkadaşları tamamlanmalı diyoruz. Biz de... Taziye evi devlet yapacak değil mi efendim? Evet. Başvuruda bulunduk. İşte yeni iyi. Verdik. Yeni verdiniz. Tahsil ettirdi evet. Arkadaşlar. İşte eğer muhtar hizmet ben yapacağım diyorsa yer de buluyor. Ne yapıyor? Müracaat ediyor. Taziye evinde yaptırıyor arkadaşlar. Değil mi efendim? Doğrudur. Bu zamana kadar da yapılmamış. Yok taziye evi daha yapılmadı. Evet. Onu demedim. Evet bir de efendim. Bir de bu bizimle Gölbaşı köyü var. Aşağı Karakoyun yolu açıldı. Yol açıldı. Sadece şimdi ancak traktörler gidiyor. Bunun yapılması. Evet, asfalt yapılması. Asfalt bir yapılması. Adana'ya, Maraş yoluna çıkıyor. Evet, doğru mu efendim? Maraş yoluna çıkıyor. Yani kestirmeden arkadaşlar. 10 kilometrelik yol çok da değil. 11 mi? 10 kilometre. Evet. Yol açılmış. Oranın mutlaka ne yapılmasını istiyoruz. En azından ince bir malzeme evet, dökülsün. Malzeme oturduktan dökülmesi. Sonra da asfaltlanmasını tabii doğru. İstiyoruz. Muhtarımız aynı zamanda emekli. Köy evet. koruculuğundan emekli evet. olmuş. Uzun yıllar hizmet yapmiş. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Allah razı biz olsun diyoruz. İşte bu memleket bizim memleketimiz. Ne yapacağız? Ülkemizi daha yukarılara taşımak için her gün gecemizi, gündüzümüzü katacağız, çalışacağız. Elimizde geleni yapacağız. Diyoruz. Evet. Ekleyeceğimiz başka konu var mı? Yok sağ olun. Evet. Eyvallah. Adıyaman Besni, Çaykaya Köyü Muhtarımız Aydın Özer'e Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için ve gazetemizin yayın hayatına devam etmesi için gazetemizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz.